Sen Fenerbahçe kazandığında Şöyle diyenlerden misin? Fenerbahçe'nin muhteşem kadrosu var, oyuncular kazandı. Fenerbahçe kaybediyor. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal sorumlu. Bu mudur yani hayat? Yani böyle mi açıklayacağız oyunu sadece? Yani İsmail Kartal sıkıntılar olabilir. Bu krizleri yönetemiyor olabilir. Belli problemleri yaşayabilir ama ben şunu çifte standart olarak görüyorum. Yani takım kazanırken, 5 gol atarken muhteşem oynarken takım çok iyi kazanıyor. Takım berabere kalınca İsmail Kartal yüzünden berabere kaldı. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Bahadır. Sana çok soracağım soru var ama unutmadan bir şey hatırlatmak istiyorum. Sponsorumuz... İnfo iyi. yatırım. İyi yatırım. En iyi yatırım. Şampiyon kim olacak? Şampiyon kim olacak? Fenerbahçe. İddialısın. Yani e, Fenerbahçe bence şampiyon olacak hala. Favorim e, bu yarışta Fenerbahçe. Dün akşama kadar senle aynı düşünüyordum ama dün akşam üzerinde Kadıköy'de 50 bin taraftarın önünde İsmail Kartal'ın 70. dakikada 3 tane etkili oyuncusunu çıkartıp sonrasında 3 e, başka oyuncuyu sahaya az sürmesi ve akşam Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Trabzon deplasmanından 5 birlik net bir galibiyetle dönmesi sonucu benim fikrim değişti. Yani e, evet dün yaşananlar seni biraz haklı çıkartabilir. İnsanların kafasını bulandırabilir. Sadece senin değil. Fenerbahçe taraftarının da kafası bulandı. Maçtan sonra bir bakıyorsunuz. Ali Koç istifa. Fenerbahçe nereye gidiyor? Bir hemen bir panik havası. E, sahaya bakıyorsunuz. Bir iş kazası. Fenerbahçe dağılmış. Hocası eleştiriliyor. Bir anda karışıklık arkadaşlar. Bu atmosferle bu psikolojide şampiyon olamazsınız. Başka bir şey. Şimdi sen diyorsun ki şampiyon kim olacak? Ben diyorum ki bence Fenerbahçe şampiyon olacak. Bence olacak. Şampiyonu kim olacağına ben karar vermiyorum. Evet. Sen de karar vermiyorsun. Bir öngörüm var. Bu öngörüm kadro yapısına bakıyorum, duruma bakıyorum. Tabii ki psikolojik etmenler çok önemli. O yüzden ben Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın bir adım önünde görüyorum. Ama Galatasaray'ın avantajlı olduğu durumlar var. Fenerbahçe'nin de dezavantajları var. Kadro kalitesi olarak Fenerbahçe, eğer kadrolar konuşacaksa burada Fenerbahçe'nin normalde şampiyon olması lazım. Bu kadro yapısıyla Fenerbahçe'nin açık ara şampiyon olması lazım. Fakat İş sadece futbolcuyla oynanan bir oyun değil. Bu işin psikolojisi var, stresi var, birikim var, krizleri yönetme biçimi var. Fenerbahçe çok kırılgan bir takım. Bir kere bu alınganlıktan, bu kırılganlıktan bu camianın uzaklaşması lazım. Bu şekilde olmaz. Yani arada kalamazsınız. Yani bu şampiyonluk yaşı Araf'ta kalınacak bir durum değil. Ya şampiyonluğa inanırsınız, sonuna kadar savaşırsınız ya da şampiyon olamazsınız. İsmail Kartal sence sağ kenarında dün o psikolojiyi yönetemedi mi? Yani sadece e, İsmail Kartal üzerinden açıklamak doğru değil. Bu bir bütünün parçası. Sen Fenerbahçe kazandığında şöyle diyenlerden misin? Fenerbahçe'nin muhteşem kadrosu var, oyuncular kazandı. Fenerbahçe kaybediyor. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal sorumlu. Bu mudur yani hayat? Yani böyle mi açıklayacağız oyunu sadece? Yani İsmail Kartal sıkıntılar olabilir bu krizleri yönetemiyor olabilir. Belli problemleri yaşayabilir ama ben şunu çifte standart olarak görüyorum. Yani takım kazanırken, 5 gol atarken muhteşem oynarken, e, takım çok iyi kazanıyor. Takım berabere kalınca, İsmail Kartal yüzünden berabere kaldı. Yani bu yani futbolun doğasıyla da aykırı, işin mantığıyla da aykırı. Yani bir hoca üzerinden başarısızlığı açıklarken oyuncular üzerinden başarıyı açıklamak dünyanın en ilkel bakış açısı. Böyle bir şey yok. Hayatta böyle bir şey yok. Bir, bir şey birlikte vardır. Birinin katkısı azdır, birinin daha fazladır ama birlikte yapılır, birlikte şampiyon olur. Sadece teknik direktör, sadece futbolcularla bir şampiyonluk gelmez. Bir şampiyonluğun gelebilmesi için bir, teknik direktörün iyi olacak, oyun takımı iyi olacak, taraftarın, camianın desteği olacak, yönetimin hamleleri doğru olacak. Yani bir sürü paydaşın bir araya gelmesi ve ortak bir ruhla şampiyonluğa kenetlenmesiyle olur. Bunu saatlerce sana madde madde anlatırım gerekçelerini vesaire. Yani bir bütünün içinde hani bir masa var. Bir masanın dört ayağı var. Hep o örneği veriyoruz. Dört ayağından birisi aksarsa o şampiyonluk kolay değildir. ki rakibiniz güçlüyse hiç olamazsınız. O yüzden dört masanın dört başı mamur bir şekilde oturması lazım. Ve dayanıklı olması lazım. Her sarsıntıda insanlar kendisini işte deprem oluyor, sarsıntı oluyor. İnsanlar camdan kendini aşağı atıyor. Böyle kendinizi atarsanız o hedeften o şeyden o zaman başarılı olamazsınız zaten. O zaman abi şöyle yapalım. Şimdi bir yandan bu videoyu kurgulayacak olan arkadaşımız da Said de e, ekrana getirir o şekilde. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ikiye bölelim. İki takımın da kadro kalitesi Süper Lig'in üstünde. O yüzden ikisine sene bir tik atalım. E, gelelim camianın kenetlenmesine. Galatasaray Fenerbahçe'ye göre son yıllarda şampiyonluk daha fazla kazandığı için ve geçtiğimiz hafta yönetim çıkıp birlik kenetlenme zamanı dediği için kenetlenme anlamında bir tık daha önde. Orada Galatasaray'a bir tık atalım, Fenerbahçe'yi boşta bırakalım derim ben. Bilmiyorum sen ne dersin? Yani öyle düşünmüyorum. Şöyle, bence kıyaslama yapacaksak birlikte yapalım Bahadır. Yani zaten e, gidip e, Galatasaray kadrosunu Beşiktaş'ta kıyaslayacak halimiz yok zaten. Tamam. Yani Açık yani diğer takımlarda da Galatasaray'la Fenerbahçe kıyasacak halim yok. Evet. Buradaki yarış iki, iki başlı bir yarış var. Bu yarışta ikisini bir kıyaslamamız lazım. Ben diyorum ki bey Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray'dan daha iyi. Kesinlikle katılıyorum. o oradan bakalım. Ona artı biri Fenerbahçe yazacaksın. Tamam yazalım. Galatasaray'ın kadrosu kötü demiyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyi, daha, daha alternatifli. Iyi. Neden? Şimdi bakıyorsunuz ya bir haftada ne değişti? Fenerbahçe'nin şey Galatasaray'da sol beki var mı? Yok. Yok. Yani sol beksiz bir Galatasaray var. Şaşa boyu Galatasaray'da sakatlansa oldu ya kart görse kim oynuyor? Yani oynayacak adam yok işte orta sahadan bir oyuncu kayıyor oraya. Yani burada bir eksiklik var. Sayısal bir eksiklik var. Alternatif yok. Bu yarışta her şey var. Yarın Ocak ayı başladığı zaman Ocak ayının e, şey girdiği zaman Avrupa maçları da geldiği zaman bu tempoda lig Türkiye Zira Türkiye Kupası ve Avrupa maçları geldiği zaman her alternatif oyuncuya ihtiyacınız var ve üç yarışı birlikte kaldırmak başka bir seviye olacak sakatlıklar olacak moralistikler olacak oyun grafiklerinde ilgili çıkışlar olacak hangi alanda her alanda Galatasaray'ın e, Icardi'si var Fenerbahçe'nin Cekos'u var Icardi'nin arkasında kim var? Bakan bu. Nerede? Afrika Kupası'nda verimli mi? idare eder ama onun arka, şeyin arkasında kim var? Ee, Cekon'un arkasında, arkasında. Bahçay var. var. Belçika milli takımının golcüsü var. Onun arkasında kim var? Şimdi baktığın zaman Jasua King var. Evet. Yani e, Umut Nayır vardı. O da Pendik'e gitti. Orada yürüyor. Yani Fenerbahçe'nin 4. sırasındaki golcüsü e, Pendik'te hariki işler yapıyor. Doğru da yaptı. Hani niye gitti? Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorsan, milli takıma gitmek istiyorsan oynaman lazım. Oynamazsan Fenerbahçe'de kalırsan oraya gidemezdin. Doğru hareket. Fenerbahçe'nin böyle alternatifler var. Galatasaray hücumda da işte Icardi olmadığı zaman işte Zaha'yla, Mertens'le, e, Halil bir şey ki verimli olamadı. Böyle çözümler üretiyor. Fenerbahçe daha çok derinliği var. Yani daha iyi bir takım. Daha alternatif bir takım. Bunu kabul edelim. Galatasaray'ın belli eksikleri var. Ha yarın Galatasaray ne yapar? Bu eksik sol bekine bakıyor, işte forvetine oyuncu bakıyor, orta sahaya sakat oyuncuların yerine isim bakıyor. Yani 3-4 tane belki de takviye yapacak ve kadrosunu daha da güçlendirecek. Şimdi Galatasaray bunu yaparsa belki de yarışta daha iddialı konuma gelebilir. Peki ama Galatasaray'da burada Fenerbahçe şu anki şartları konuşuyor. Fenerbahçe kadro kalitesi olarak bana göre daha iyi durumda. Bu Galatasaray'ın kadrosu kötü olduğu anlamını taşımaz. Ama derinlik olarak şimdi Korniçi almışsın ondan sonra... Ee, şey almışsın e, savunmadaki yıldız bir isim almışsın. almışsın. bonitçi almışsın. Mevcut kadron üzerine bir değerler oluşturmuşsun. Kadroda Cengiz'in performansında artış var. Ee, i̇şte e, yine Avrupa Şampiyonası'na gitmek isteyen Başşuay'ın e, yeniden sahalar dönüşü var. Fenerbahçe daha efektif, daha geniş ve alternatif bir kadro. Ama e, başka unsurlara gelelim mesela. Galatasaray neyi üstün? Mesela Galatasaray şampiyonluğu deneyimlemiş bir teknik direktörü var. Hı. Bir defa değil, iki defa deneyimlemiş. Nerede deneyimlemiş? Abdullah Avcı'nın şampiyon yapamadığı, son haftalarda kaybettiği Başakşehir'e şampiyonluk yaşatmış bir teknik direktör var, Okan Buruk. Evet. Daha sonra Galatasaray'a geliyor, eleştiriler yaşıyor, büyük stresler yaşıyor. Diyor ki gönderelim, Fatih Hoca'ya getirelim. O merhaleden çıkıyor geçen sene. İnanılmaz bir futbol. Daha az, daha vasat bir kadroyla. Şu andakinin çok daha vasat bir kadroyla. Ligde 88 puanla Fenerbahçe'nin önünde 8 puan farkla Galatasaray şampiyon yapıyor. Yani teknik direktör şampiyonluğa ulaşmış. O krizleri, o stresi kaldırabilmiş bir teknik adam var. Şimdi buradan bir dokunalım. İkincisi karşısında 10 yıldır şampiyon 9 yıl olmuş. 10. yılını şampiyonluk stresi yaşayan bir Fenerbahçe var ve bu stresi yaşayan henüz şampiyonluk deneyimi yaşamamış bir teknik direktör var. Bu açıdan baktığımız zaman bir tarafta bu stresi oyunu hoca kalitesinden bahsederken hoca psikolojisi de, krizleri yönetme becerisinde, eee stratejileri geliştirme meselesinde Okan Buruk'un bu iki şampiyonluktan hadi bir de şey diyebilirsiniz. Ee, hani Türkiye Kupası vesaire falan da diyebilirsiniz. Okan Hoca'nın da var. Buradan yürüdüğünüz zaman gerçekten teknik adam konusunda Okan Burun bir tık daha tecrübeli olduğunu, bu ortamlara, bu streslere daha alışık olduğu için de bunu da artı Galatasaray'a yazmamız gerekiyor. Aynı şey yine Galatasaray'a artı olan bir kısmı Galatasaray'ın oyuncuları her ne kadar sıkıntılar yaşasa da, performans problemleri yaşasa da, mevkisel sıkıntıları olsa da, kadro sıkıntıları olsa var olan mevcut oyuncular, bir şekilde bir şekilde oyunu idare etmeyi başarıyorlar. Ya Galatasaray bu tür stresleri yönetmeye, bu tür kriz maçlarını, strateji maçlarını, deplasman maçlarını yönetmeye daha da alışıklar. İşte Trabzon maç. Trabzonspor sürkülas etti. Sahada Trabzonspor'un vardı, başka bir takım vardı. Anlamak mümkün değil. Trabzon taraftarı 5. golden sonra alkışladı aynı zamanda Galatasaray'ı yani. Ben Twitter'da öyle bir video gördüm ki bu da yani şunu bunu şu yüzden söylüyorum. Demek ki Galatasaray dün e, Trabzon'da çok dişe dokunur bir top oynadı ki Trabzon taraftarı bile beğenip alkışladı Galatasaray'ı yani bunu. Yani, yani. tabi Galatas tabii Galatasaray'ı alkışlamak diğer taraftan kendi takımında da etmektir. Tabii muhakkak. Mesela eskiden böyle bir skor olsa 5 tane yerseniz işte bir gazetecinin reaksiyonu dışında herhangi bir reaksiyon yok. Ya yani 6. sayılsaydı evet. işte plakayı buluyordu kocam dedi. E, tribünlerde de ben başka Trabzon sporları takip ediyorum. Onlar da e, bu kadar tepkisizlik, bu kadar kabullenişliği anlamak mümkün değil. Galatasaray'dan 5 yiyorsunuz. iki tane top direkten dönüyor. Bir koliniz iptal oluyor. Tarihi bir fark olmuş daha da olabilir ve siz e, bu konuda tribünlerden herhangi bir oyuna karşı, skora karşı bir reaksiyon yok. Bu da ayrıca Trabzon'un tartışılması gereken bir süre. Yani tepki bugün belki derbi maçı olduğu için sağa yansımamış olabilir ama diğer taraftan yarın muhtemelen Trabzonspor o seyirci tribünlere çekmek konusunda zorluk yaşayacak. Tribünler böyle kan çekilir gibi boşalacak. Yani Trabzon onu düşünmeli. Yani çok takılması gereken bir sonuç bu. Yani bu bu goller, bu yenilen müsabaka, bu boyun bu ya Trabzon sorgulaması gereken bir şey. Evet Galatasaray iyi bir performans sergiledi ama Trabzon'da ne kalede Uğurcan'ın performansı vardı, ne savunma hattının performansını vardı, ne kulbeli müdahaleleri enteresandı. Yani e, o kadar oyuncu değiştirmeye müsait pozisyonlar vardı ki. Yani hiçbiri yani sıradan bir takım dönüşmüş. Ne mücadele var. Hani mücadele edersiniz. E, gol yersiniz. Trabzon'da mücadele yok. Oyun aklı yok. Bir Vivica orada mücadele ediyor. Bir Hüseyin şeyde savunma hattında mücadele ediyor. E bakıyorsunuz ortada gerçekten futbol adına bir direnç, bir mücadele, bir yediğin golden sonra bir reaksiyon gösterirsiniz, bir kırmızı kart bildirsek. Yani bir büyük takımda, büyük takımın oyuncusu olmanın bir şeyi vardır. Trabzon'da herhangi böyle bir şey yoktu. Yani böyle hani bu kabullenmişlik vardı. Gol diyorsunuz, e, normal karşılanıyor. Yani bazen büyük takımları oyuncularının saha içerisinde bunu kabul etmeyen, yani reddeden ruhtaki oyunculara ihtiyaç var. Yani 1 ile 5 arasında hiçbir şey fark yok diyemezsiniz. 1-0 yenilirsin, 2-0 yenilirsin. Gaz, Trabzon geldi Galatasaray'la da mücadele ettiği maçlar oldu ama hiç bu kadar teslimiyetçi bu kadar kötü oynamadı. Yani bu kadar kabullenilmişlik ben hayatımda görmedim. Yani Trabzon'da şey yok. Ya yani o isyan kaybı kaybolmuş. Yani yani orada hadi 2-3-0'dan sonra yani bir oyuncunun Trabzon kalesine gelirken korkması lazım normalde. Yani bir tane oyuncu tekme atacak, dirsek atacak. Yani hayatın şey var, reaksiyon kırmızı kart görebilir. Seyirci bunu hisseder. Sen gördün mü Trabzon maçında, Galatasaray maçına karşı yenilen gollere karşı reaksiyon. Fenerbahçe'den de Beşiktaş'tan da yesin aynı reaksiyonu göstersin. Yani e, büyük takım refleksi budur. Rakibiniz böyle elini kolunu sallaya sallaya atı gol atarken siz öyle süreçleri, pozisyonları izleyemezsiniz. Yani bir reaksiyon vermeniz lazım. Veremi, veremiyorsanız o zaman e, çok ciddi problemler var demektir. O zaman o soruyu alıyorum ben yine İstanbul'a getiriyorum. Tamam. Fenerbahçe yedek kulübesi maçlarda o reaksiyon verme konusunda Galatasaray'a göre daha mı yetersiz kalıyor? Daha tecrübesiz. Daha tecrübesiz. Daha bence panik. Evet abi. Yani şunun ben maçı izlerken yani iki maçı da izledim. Hı hı. E, yani üç büyük maçların üçünü de izledim. Ee, şunu hissettim yani oyun kurgusu olarak tercihler konusunda bir anormallik yoktu. Yani İsmail mi, Kurun e, Kurunic mi? Ben İsmail her zaman derim. Yani İsmail'in oyun yapısı itibariyle Kurunic'te de olmayan, diğer oyuncularda olmayan bir e, güzelliği var. Yani oyun bozma özelliği var. Sert çapa hı hı. görevini yapıyor. İsmail bu yönden önemliydi. Fred, İsmail ve Şimanski ile başlıyorsun. Yani mesela Fenerbahçe'nin başlayacağı en iyi 11 şu anda. Hani Kurunic de belki ileride daha random olduk, takımla adapt olduktan sonra daha iyi performans da sergileyebilir. O başka bir şey konu, konudu. E, hatta bakıyorsunuz Mert Mert'i mi oynatmayacaksınız yoksa Ferdi'yi mi oynatmayacaksınız? Bonucci mi oynatmayacaksınız? Son dönemin yıl yükselen yıldızı stoperde daha iyi oynayan Ostorvel'de mi oynatmayacaksınız? İleride başladığınız oyunculara bakıyorsun. Hepsi ee, doğru tercihler. Yani orada hocanın 11 başlangıcı ile ilgili bir sıkıntısı yok. İlk 45 yarıdaki oyuna baktım. 45 yarıdaki oyunda da bir şey yok. Ama mesela şunu gördüm ben. Fenerbahçe'deki sıkıntı 1-0 yakalamışsınız. Yani erken bir gol. E, rakibiniz de bu kırılganlığa devam ettirecek bir yapıda. Yani Süper Lig'e e, yeni gelmiş bu tür baskılar karşısında bu seyirci ortamlarında sıkıntı çıkabilir. 1-0'dan sonra ben e, biraz daha Fenerbahçe'nin iştahlı olup bir stratejisini gidermesi gerekiyordu. Yani biraz daha baskı kurması, biraz daha coşkulu oynamasını bekliyordum. Çünkü Fenerbahçe bir, birinci golü bulduktan sonra genelde rakiplerin üzerine bu coşkuyu veriyordu ve evet. sonuç alıyordu. Yani şöyle bir sanki bir küçümseme, yani nasıl maçı kazanırız havası. Yani böyle hani oyunu oynuyorsun ama böyle bir ısırma, böyle bir rakibi, böyle boğma, böyle sağlı sollu ataklar, böyle komplike. Oradan belki hani İsmail Hoca illa bir eleştiri çıkacaksan, İsmail Hoca'nın bu riskleri alıp 15'ten sonra, 1-0'dan sonra oyun izlemek yerine o fırsatı bulmuşsunuz. Takımız, takım sürkler, sürklası olmuş Samsun. Onun üzerine yürütüp e, biraz daha boğabilirdiniz kendi seyirciniz önünde. 2-0 bulabilirdiniz. 2'yi bulsanız 3'ü 4'ü bulabilirdiniz. Başka bir yere gidebilirdi. Burada bir Bence strateji eksikliği var. Bazı maçlar bu stres altında oynanan maçlar daha da oynanacak. Yani bu stres artacak. Benim korkum ya da benim Fenerbahçe adına kaygım şu. Hocalar şu hatayı yapıyorlar genelde. Yani oyun devam ederken kafalarında bir strateji geliştirmiyorlar. Yani 4-0, 1-0, 2-0 kazanan bir takımda sürekli sorun yaşamazsın. Ama burada hocaların tıkandığı nokta şu. Kriz anında ne yapıyorsunuz? Abi kriz an demişken şunu sormak istiyorum. Dün akşamın, en e, dün akşam üzerine yani, ağzımız alışmış hep akşam demeye ama maç gündüz oynandı. E, oyundan alınan Ceko'nun İsmail Kartal'a bir tepkisi. Yani işte kolundan e, kaptanlık pazı bandını çıkartırken hani klasik böyle bir elini sallarsın ya öyle bir tepkisi vardı. E, bu da ilerleyen günlerde Ceko İsmail Kartal ilişkisini etkiler mi sence? Yani etkiler ama büyümeden çözülmesi lazım. Sonuçta e, kararı veren İsmail Kartal ama takımın da kaptanı Ceko. Biz biliyoruz ki burada oyuncuların ön planda olduğu bir takım kurgusu var Fenerbahçe'de. Yani Jesus döneminde hoca yıldızdı. Hı hı. Oyuncular gölgedeydi. O iş tutmadı. Sonra yıldızlarla oluşan bir takım kuruldu. yıldızlı Futbolcularla oluşan bir takım kuruldu. Ee, burada İsmail Kartal da burada onları idare eden bir figür olarak ortaya çıktı. Bunu kabul edelim. Yani Jesus'un Fenerbahçe'sindeki figürlerle İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sindeki figürler farklı. O yüzden bu noktada e, sağ içlerinde, soyunma odalarında gördüğümüz Edin Ceko'nun oradaki duygu yoğunluğu, bir reaksiyonu bence kıymetli. Şu olabilirdi, yani başvayı, hoca şunu düşünmüş olabilir. Hem, yani o gün görürken de e, başvayı hamlesi aldığınız zaman, Bahçuhay'ı Türkiye Kupası'nda 4 gol attı. Hı hı. Şimdi formda 4 gol atmış bir oyuncu. Formda istekli ve e, ileride tıkanıklık yaşıyorsunuz. Gole ihtiyacınız var. Ne yaparsınız? E, alır, Bahçuhay'ı alırsınız. Yani Bahçuhay'ı alıp yani bir hocaya neden Bahçuhay'ı oyuna aldın diyen gazeteci ya da yorumcu anlamakta zorlanırım yani. Yani sonuca göre, beraberliği göre konuşamazsınız. Bahçuhay'ı Türkiye Kupası'nda 4 gol atmışsa, bu oyuncu iştahlanmışsa oynamak istiyorsa ve e, yine Ceko ile başlamışsanız son 15 dakika, 20 dakika ya da oyunun belli bölümünde başvayı oyuna sokmanız kadar makul bir şey olamaz. Ha şunu tartışabilirsiniz. Dersiniz ki siz e, Cengiz'i aldınız. Kanattan orta yapabilen özellik. Emre de biraz forvet arkası gibi. Ki ben bir tek hatasının orada Şimanski olduğunu düşünüyorum. Yani Şimanski e, her zaman oyun içinde olan bir oyuncu. Emre Bor Şimanski. E, Şimanski ile tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Tadic alınabilir. Tadi işte e, maçın gidişatına göre temposu düşünebilir. Ama buradaki belki de tek eksik Şimanski kalmalıydı. Orada Edin Ceko'yla Bacuay ikili forvete dönüp ki yaptı bunu olca şey maçında. E, 4-4-2 ile de oynayabilirdiniz. Kanatlardan organizasyonlarla iki oyuncunun da Bacuay'ı da biraz daha hani şeyi e, pivot santrofor olarak bırakıp Ceko'yu Bahçuay daha hareketli olduğu için 4-3'e de dönebilirdiniz. Ya da 4-4-2'de Bahçuay daha hareketli hale getirebilirdiniz. Çift forvetle de baskılayabilirdiniz. Burada bir hocaya biraz şey yapabilirim. Biraz eleştirebilirim. Yani hocam sen bunu daha önce de yaptın. 4-4-2'ye dönün ikisini bir lift oynattın. Neden burada hani Emre Mor çok baskın, çözücü bir karakter olmadı yani. Şöyle zihnimizde böyle Emre Mor'un yapmış olduğu böyle bir çözücülük bir tane geçen asisti var aradan bıraktığı. Şi onları zaten yapıyor. Yani Emre miydi bu onun değişikliği? Orada bir bir hocayı eleştirebilirim. Onun dışında ya gerçekten zaten hepsi yıldızlar topluluğu. Yani yerine giren oyuncuların da yani Cengiz de ime yakaladı. Cengiz de e, işte orada İrfan Can'ın yapamadığını Cengiz de yapabilir düşüncesi vardı. Ha belki şu olabilir: Cengiz'in oyuna girdiği bir ortamda, hadi Emre Mor'un da ortaya girdiği bir ortamda e, ceza alanda. Duran topları daha iyi kullanacak. E, Ceko daha işler yapabilir diyebilirsin ama Ceko'nun da kaçırdıkları var. Onu nereye koyacağız? O da olmuyor işte atamadı. Yani e, baktığınız zaman yani gerçekten şu anda şu anda G Fenerbahçe'de en kolayı hoca eleştirmek. İsmail Kartal eleştir. Nasılsa bu yıldızları yönetemiyor kurtul. Eleştir. Aa, işte, hoca yık. Ama gerçekten bakıyorum ya hocayı eleştirmek de Bazen anlar vardır. Şu anda haksız olur gibi düşünüyorum. Yani hocanın yaptığı tercihlerde bir iki tercihli oyun vesaire stratejide tamam hoca yıkılabilir ama e, yine başka söylediğimi söyleyeyim. Kazanırken takım kazandı. Berabere kalınca puan kaybedince hoca kaybettiği Yaklaşımı doğru bulmuyorum. Bu işlerde eğer bu duygu Fenerbahçe'yi bitirir. Bu duygudan uzaklaşılması lazım. Yani bu takımı kazanacaksa bütün takım kazanır. Bütün camiye kazanır. Bir maçı kaybederse bütün takım ve bütün camiye kaybeder. Bu duygu olmadığı müddetçe Fenerbahçe yer alır. Eleştiri noktası olur. Ee, yani İsmail Hoca ya, tamam biraz fazlasını yazalım. Bu maç hani %51 diyelim hadi. Gönlün olsun. Hı. %51 İsmail Kartal'a yazalım hatalarından dolayı ama e, golleri atamayan oyuncular, pozisyonları değerlendirmeyen oyuncular, o coşkuyu sahada vermeyen oyuncular da Birazcık da eleştirmek lazım. Tabii ki Samsun Spor'un da hakkını teslim etmek lazım. Can Sporhane mücadele ettiler. Hem Fenerbahçe iyi durdular, iyi kapandılar, iyi mücadele ettiler. O yüzden 6 tane oka'nın şeyi var. Kurtarışı var. Kurtarışı var 6 tane. Yani bunun yarısını yese bugün maç başka bir şekilde dönüşebilirdi. Yani öyle bakmak lazım. Oyunda bunlar var iş kazaları var. Ben Fenerbahçe'nin Samsun karşısında kaza geçirdiğini e, düşünüyorum. Çok spesifik bir şey söyleyeyim. Bak bu şampiyonluk yarışı e, maçta puan kaybeden ya da maç kaybeden takım şampiyonluğu kaybetmeyecek. Pes eden inancını kaybeden takım şampiyonluğu kaybedecek. Fenerbahçe şampiyonluğu yine söylüyorum bak bugün bu kadar kaos var. Herkesin sen dedin ya ben Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyorum. Diye. Ben hala Fenerbahçe'nin şampiyonlukta avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama bir tek Fenerbahçe'nin sıkıntısı olabilir. O da şu. Fenerbahçe kendinin rakibi haline dönüştüğü zaman. Hmm. Açıyorum. Fenerbahçe kendisiyle mücadele etmeye başlarsa maçtan sonra Ali Koç istifa sesleri. Tamam memnuniyetsizlik, öfke anlayabiliyorum. Beklenmedik bir beraberlik. Mağlubiyet bir değil. Beklenmedik bir Beraberlik. Bunları anlıyorum. Evet Fenerbahçe puan kaybettiği için Galatasaray'ın en büyük motivasyonunun Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetinin olduğunu da görebiliyorum. Psikolojik olarak e, geçen haftaki üstünlüğünü bir anda e, eksi yöne dönüştürdüğünü de görebiliyorum. Ama yürümenin yolu vazgeçmemek. Son ana kadar devam etmek. E, yarın Fenerbahçe'de puanlar kaybedecek. Galatasaray'da puanlar kaybedecek. Birbirleriyle maçlar olacak. Yani her takım bugün e, Trabzon'dan puan kaybedecek diyorsunuz, 5 yiyor. Samspor daha kolay kadro olarak daha kolay geçilebilir diyorsunuz, geliyor Kadıköy'de puan alıyor. Aynı şeyler başka takımlar için de gerçekleşebilir. Burada Fenerbahçe'nin çıkış yolu şu, moral motivasyonunu kaybetmemek ve kenetlenmek. Zaten kenetlenme olmaz da birbirlerini suçlamaya başlarlarsa bu işler sıkıntı olur. Bu saatten sonra İsmail Kartal'ı mı gönderecekler? Ya da kimi getirecekler? Edin Ceko canım. Hayır şimdi yani Edin Dzeko duygusal olarak fotoğraf... Yarın İdman'da bir fotoğraf verdirirler. hocayla ile kaptan. iş tatlıya bağlanır ama mesele şu. E, biraz daha İsmail Hoca'nın Ceko ile içindeki liderle de e, istişare halinde olmasında fayda var. Bazen ta, kaptanlar saha içerisinde oyun etki edebilir. O andaki değişimlerle ilgili hala umut olabilir. Ama yine söylüyorum ben de ikili forvet olsaydı daha iyi olur diyenlerdenim. En azından bunu düşünüyorum. Ama şunu da söylüyorum. Bahçuay'ı 4 gol atmış kupada. Bahçuay'ı ikinci sonlara doğru e, Ceko'nun yerine oyuna alındı diye de bir hoca yerden yere vurulmaz yani. Ya da Cengiz oyun alın diye yerden vurma. Fenerbahçe'de arkadaşlar bu kadar yıldız varsa, Hı. Hmm. Kedek yıldızsa, dışarıda yıldız var. Onları yönetmek bir ayrı bir sorunsa, ya bu oyuncuların hep oynamak isteyecektir. Doğal olan bu. İnfa yatırım en iyi yatırım.